Herkese selamlar. Yeni dersimize hoş geldiniz değerli dostlar. Bugünkü dersimizde bilişsel davranışçı terapi BDT konusunu ele alacağız. BDT modern psikolojinin önemli bir terapi yöntemidir. Ve birçok insanın korkuları, kaygıları, depresyon gibi sorunlarıyla başa çıkmasına yardımcı olur. Şimdi BDT'nin temel prensiplerini ve nasıl işlediğini inceleyelim. Bilişsel davranışçı terapi yani BDT, düşünce ve davranışlar arasındaki ilişkiye odaklanır. Bu terapi yaklaşımı, insanların düşüncelerinin duygularını ve davranışlarını nasıl etkilediğini anlamak ve bu etkileşimi değiştirmek üzerine kurulur. Temelde, insanlar yaşadıkları sorunları genellikle düşünceleri ve davranışlarıyla ilişkilendirirler. Ve bu ilişkiyi değiştirerek daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedeflenir. BDT'nin temel prensiplerinden biri bilişsel yeniden yapılandırmadır. Bu prensip insanların olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamalarını ve bu düşüncelerini daha gerçekçi ve olumlu bir şekilde değiştirmelerini sağlar. Örneğin bir kişi sürekli olarak başarısız olacağım, başarısız olacağım düşüncesiyle yaşarsa BDT bu düşüncenin gerçeklikle uyumunu değerlendirir ve daha olumlu bir bakış açısı kazanması için çalışır. BDT aynı zamanda davranışsal deneyler ve ev ödevleri gibi teknikleri de içerir. Bu teknikler insanların korkuları ve kaygılarıyla yüzleşmelerine ve bu deneyimlerden öğrenmelerine yardımcı olur. Örneğin, bir kişi topluluk önünde konuşma korkusu yaşıyorsa, BDT ona bu durumla yüzleşme ve bu deneyimden güçlenme fırsatı sunar. BDT'nin etkinliği birçok çalışma ve uygulama alanında kanıtlanmıştır. Kısa süreli ve odaklı bir terapi yaklaşımı olması birçok kişi için çekici hale getirir. Ayrıca BDT'nin birçok psikolojik sorunun tedavisinde de kullanılabilmesi çok yönlü bir terapi yöntemi olduğunu gösterir. BDT'nin temel prensiplerini özetleyecek olursak 1. Düşüncelerinizi tanıyın ve onları sorgulayın. 2. Olumsuz düşünce kalıplarınızı değiştirin. 3. Duygularınızı ve davranışlarınızı gözlemleyin ve anlamaya çalışın. 4. Korkularınızla yüzleşin ve deneyimlerden öğrenin. 5. Kendinize pozitif ve gerçekçi hedefler belirleyin. Bilişsel davranışçı terapi, korkularla başa çıkmak, kaygıyı azaltmak, depresyonu yönetmek ve daha sağlıklı düşünce ve davranış kalıpları geliştirmek için etkili bir terapi yöntemi. Ancak herkes için aynı derecede etkili olmayabilir tabii ki. Ve uzman bir terapistin rehberliği altında uygulanması çok önemli bu usta. Bugünkü dersimizde değerli dostlar, bilişsel davranışçı terapi, BDT konusunu ele aldık. Bu terapi yöntemiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve deneyimlerimizi paylaşmak için bir sonraki derste görüşürüz diyoruz. Allah'a emanet olun.